arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizi havlu kenarlarında normal beyaz kullanmak istediğimiz takımlarımızda yastık uçlarında çeyizlerimizde nerede istersek yani bu çalışmamızdan istifade edebiliriz yapımı son derece kolay görüntüde bakınız ne kadar zarif ve şık durmakta Beyaz dant elipi ile ördüğünüzde birazcık daha küçülecektir ebatı. Evet şöyle arkasını da çevirip bakalım. Arkasından da gördüğünüz gibi yine öndeki düz örgümüzün tersini görmekteyiz. Ben kar topunun angora natural ipini kullandım. Ve iki buçuk numaralı tığımla başladım. Şimdi birkaç parça sizlerle örelim. Şöyle 3 tane dilim üzerine çalıştığımız zaman zaten bütün modelimiz aynı şekilde devam edecektir. Evet, kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. 12 zincir çekerek örgümüze başlayalım. Önce bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplamda 12 tane zincirimi çektim. Birinci zincirin içerisine gelerek bir tane yuvarlak yapıyorum. Bakınız hemen düğümümüzün yanındaki ilk zincirime giriyorum. Ve bir tane şöyle kapatarak yuvarlağımı yapıyorum. Batmış olduğum tarafa örmeye başlıyorum. Öncesinde 3 tane sık iğne. 1 ikinci sık iğneyi örüyorum 2 ve üçüncü sık iğneyi örüyorum 3 tane sık iğnemi ördüm şimdi iki defa başını bir defa dolayıp tek seferde çekiyoruz tek seferde çekiyorum tekrar bir defa başını doluyorum tek seferde çekiyorum 3 sık iğne 2 defa başını bir defa dolayıp tek seferde ördüm şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 çekmiş olduğum 3 zinciri zincirin çıktığı yerle bakınız tek seferde çektiğim bölümün arasına şöyle geçerek giriyorum ve burayı kapatıyorum şöyle bir bağlantı yeri kurdum şimdi tığımın başını bir defa doluyorum 6 tane ikili trabzan örüyorum iki defa da alıyoruz birinciyi ördüm 2 3 4 5 ve 6 toplamda 6 tane ikili trabzanımızı da ördükten sonra yine buradaki gibi 3 tane zincirimizi çekelim 1, 2 ve 3. Yine aynı yere zincirin başlangıcı diğer trabzanın bitiş yerine şöyle yandan girelim ve kapatalım. Tekrar buradaki 3 zincir bağlantımızdan sonra 6 trabzan daha örelim. 1 buradaki işlemimizi tersine doğru yapıyoruz şimdi. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Burada da bakınız şuradaki 3 zincirin sağında ve solunda 6 trabzanımız var. Burada bakın 3 tane zincirden oluşan bir kirpiğimiz vardı. Hemen buraya örüyorum. 6. trabzan üzerine 1, 2 ve 3. Zincirimizin başlangıcı trabzanın bitişine giriyorum. Ve tek seferde çekip kapatıyorum şimdi iki defa burada yapmış olduğumuz gibi bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum birinciyi çektim ikinciyi de çektim ve burada üç tane sık iğnemiz vardı bakınız üç sık iğnemi örüyorum bir iki ve üç üç tane sık iğnemi ördüm ve sonra ilk sık iğnemin bulunduğu yere gelerek şöyle ilmeğimi kaydırıyorum şimdi yaptığımız işlemimize bir bakalım yaptığımız işlem 12 tane zincirimizi çektik 3 sık iğne 2 defa başını doladım tek seferde çektim sonrasında 3 zincirden bir yana kirpik oluşturdum 6 trabzanımı ördüm 3 zincir çekip bir kirpik daha yaptım yani burada tam Şöyle baktığımız zaman karşılıklı aynı işlemleri bu tarafa da yaptık. Burada da 6 tırabzan ördüm. 3 tane zincirimi çektim. 2 tane başını dolayıp tek seferde ördüm. Tırabzanın ve 3 sık iğne diğer tarafa ilmeğimi kaydırarak geçtim. Ve bakınız ilk motifimizi böylelikle oluşturduk. Şimdi ikincisi için örmeye devam ediyorum. Burada zincirlerimizin sayıları var. 1. Bakın rahat çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim ve 10. zincire şöyle elimi tutuyorum bakın. 10. zincir isterseniz sonra yapacağınızda da geri dönebilirsiniz. Tutmanız şart değil ama ben bu şekilde kolay olduğu için tutuyorum. 10 tane saydım. 10. ya tutuyorum ve rahat çektim. Bakın sımsıkı çekmedim. Ve sonra tekrar başlıyorum. Bu ayrı. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar 10 tane daha zincir çektim ve elimi tuttuğum diğer taraftan sayarak geldiğim 10. zincir içerisine girdim ve kapadım. Bakın kapadım. Kapadığım tarafa yani şu tarafa şöyle baktığınız zaman hangi yönü önce öreceğinizi şaşırabilirsiniz. Bakın şu şekilde batmış olduğumuz tarafı önce örüyoruz. Yuvarlağımızı yaptım. oluncuya battım. Bakın şu tarafı alıyorum. 3 tane sık iğne örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. 3 sık iğnem ördükten sonra iki defa başını dolayıp tek sefer çekiyorum. Bir defa iki defa aynı işlemimi yaptım. İki defa ördükten sonra şimdi şöyle bakalım modelimize bakınız. Şimdi üç tane zincirimizi çektiğimiz bölüm vardı. İpimi buradan çıkardım. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki. Tığımı bırakıyorum ve şuradaki üç zincir çektiğim yere giriyorum. Ilmeğimi tekrar takıyorum. İçinden ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra yine Şöyle boynuna geliyorum. Zincirimizin başladığı trabzanın bittiği yere gelip tek seferde kilitleniyorum. Ve sonra 6 tane trabzanımı ardı ardına ikili şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımızdan sonra tam yarıladık bakınız burası tam yarı 3 tane zincirimiz var şurası için 1 2 ve 3 dibinden geçiyorum tek seferinde kapatıyorum tekrar 6 trabzanla yarısını ördüğümüz modelimizin diğer yarısını yukarıya doğru örüyorum 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6'sını ördüm. 6'cından sonra 1 2 3 tane zincir dibine gelip batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Şimdi iki defa başını birer defa dolayıp aldığımız trabzanları ardı ardına örüyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3 yani buradaki tam yarısını, yarısını bir yöne, yarısını diğer yöne bu şekilde örmüş oluyoruz. Diğer tarafa şöyle geçişimi yapıyorum. İlkine ilmeğimi kaydırıyorum ve tekrar başlıyorum 10 tane zincirimi çekmeye. 1 2 3 4 5 bakın rahat çekiyorum 6 7 8 9 10 10. şöyle tutuyorum 10. zincir ve yeniden 10 tane saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tuttuğum zincir içerisine giriyorum Eğer burayı kaybederseniz Şuradan itibaren de sayıp gelebilirsiniz. Şöyle sayarak 10'a batarabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deyip buraya gelebilirsiniz. Şimdi burada hangi yöne öreceğimizi şaşırmıyoruz. Şu taraftakine bakınız. Battığımız yere geliyoruz ve 3 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 ve 3. Üç. Bakın 3. tekrarımızı yapmaktayız. 2 defa başını bir defa dolayıp çekiyorum ikinciyi bir defa dolayıp çekiyorum ve bir iki tane zincir ve diğer modele bağlanmak için modelimi şöyle çeviriyorum modelimin kirpiğinin içerisinden girişimi yapıyorum ilmeğimi alıp içinden geçiyorum ve bir tane zincir yeterli dibine geliyorum tek seferde şöyle bağlanıyorum ve 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın ne kadar kolay. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 3 tane zincirimiz. 1 2 ve 3. Dibine geliyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6. trabzanımızdan sonra 3 tane zincir 1 2 3 yandan bakın zincirin bitim başlangıcı trabzanın bitimine giriyorum tek seferde geçiyorum başını doluyorum tekrar tek seferde başını doluyorum tek seferde ve 3 tane sık iğnemi örüyorum 1 2 3 şuraya batıyorum ilmeğimi şöyle kaydırıyorum ve bu şekilde modelimizi istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz İstediğimiz ölçüye ulaştıktan sonra zincirimizi çekelim Şimdi ikinci sırasını dolaşıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle görelim. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. Diğerine batıyorum. 1 ve 2. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. Diğerine batıyorum. 1 ve 2 buraya 3 tane kutucuk örüyorum şöyle görelim 1 2 3 tane kutucuğumuz oldu araya zincir çekmiyorum diğer tarafa geçiyorum 1 2 iki. ikinciye batıyorum dikili trabzanımı örüyorum 2 tane zincirimi araya çekiyorum tığımın başında doluyorum 1 atlıyorum ikinciye batıyorum 2 i̇ki tane zincir bir atlıyorum ikinciye batıyorum böyle yuvalarımızı yapıyoruz üçer kutu olacak şekilde tekrar bakın bir kutu oldu iki kutu oldu İki zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum kutucuklarımızı tamamladıktan sonra bir tane zincirim çektim arkayı çeviriyorum ve üç tane sık iğne örüyorum bir 2 3 Ortadaki kutuya geliyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir yuvaya batıyorum. Ve bir tane daha sık iğnemi örüyorum. Ortaya bir tane kirpikli örüyoruz. Kenardakine yine 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. Araya herhangi bir işlem yapmadan diğer kutucuğumuza geçiyoruz. 1 2 ve 3 Ortadakine bir tane sık iğne 1 2 3 zincir aynı yuvaya batıyorum. Tekrar soluna da bir sık iğne yapıyorum. Kenara yine 3 tane sık iğne 1 2 3 bir tane zincirimizi çekelim ve tamamlayalım. Bakınız modelimizin kurulumu bu kadar kolay ve basit gösterişli. Çok şık bir çalışma. Şöyle bakalım. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi sizlerle küçük bir parça çalıştık. Ve bu güzel modelimizin ne kadar kolay olduğunu gördük. Umarım sizlere de çok kolay gelmiştir ve beğenmişsinizdir. Ee, yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.